Ve ayrıca demiş ki hanımefendi okuma yazma kursuna gidiyormuşsunuz. Bir anlatır mısınız? Çabuk öğrenmem lazım demiş ama neden? Bir anlat bakalım lütfen. Okuma yazma kursuna gidiyorduk. Ben okuma yazmayı orada öğrendim zaten. O ön tarafta duruyordu. Ben arka tarafında bir okuma yazmayı öğrensem de aşkıma bir mektuplar yazsam diyordu. Aşkıma bir mektuplar yazsam diyordu. Aşkım da işte bu. Evet. Aşkın Durasan mıydı? Kimdi o aşkın? Buyurdun ben. Hayır, köyden biri demişsiniz öyle mi? Köyden biriymiş, Çatak köyünden. Doğru mu biliyorum hanımefendi? Dinle. Öyle söylemişti. Tam size hanımefendi tam size ne ifade etti? Köydeki sevgilisi saçmalıyor, kimmiş? Bunu duymaz, saçmalıyor. O şekilde değil. Bana söylemedi onu. Ön tarafta öğretmenimiz oturuyor diye okulda yazım olduğu için ön taraftaydı. Bir öğretmenimiz molaya gitmişti. İşte bunları yazın dediler bize. Ah dedi, buraya dedi bir aşkıma bir öğrensem de aşkıma bir mektup yazabilsem köye dedi. Yo, ben sen köyde mi oturuyorsun Durasan? Nerede oturuyorsun Durasan? Ben Silifke'deyim ya. Merkezde oturuyorsun. Tabii. Ende Halim Efendi, Murat'ın adamım, Durasan'ın adamım. Ende delilleri kaybetmenin peşindesin. Ama çık aradan bak, eline kelepçe aklınıza tekrar gireceksin. Rukiye benim adamım, benim Rukiye, misafirim. Rukiye. Kimsenin adamı Rukiye. Değil, benim misafirim. Hanımefendi benim senin misafirim. Senin misafirin değil, bu adam tutuldu. Ya Murat, Durasan tarafından tutuldu ya Murat tarafından. Ya ben biliyorum. Nereden sen biliyorsun? Sen benim beynimi okuyamazsın Nidem Hanım. Ben biliyorum bu kadının maksatını. Ya nereden bulacak cezayı? Biliyorum ya, şimdi? Ben kim tarafından tutuldum? Ben Hanımefendi. Karalama, delilleri karartma bak. Hanımefendi senin bu arada. Senin kendine kelepçeyi taktığın içine gene kodururum. Hanımefendi bu arada şimdi cezaevine girince çocuklar da onunla beraber gidince çocuklar da okula gidip geliyorlarmış. Ben bunu bilmiyordum yani çok fazla. Evet. Ve çocuk da o sırada gidip geliyormuş okula değil mi hanımefendi? Şeye gidiyordu. Kreşe. Anaokuluna gidiyordu. Tamam, peki orada çocuğa bazı. Çocuğu tıp tembih ediyordu. Kimseyle konuşmayacaksın, kimseye bir şey söylemeyeceksin. Bak gelince sana işte bir şey vermem, işte bir şeyler alıyorduk ya biz, veriyorduk Rukiye'ye. Onun görüşüne falan gelen de olmadı. Hiç kimse de gelmezdi. Ben orada 4,5 ay yattım. Gelmezsin. Akşam ekmeğine mi vardım? Abim veriyordun ekmeğimi. Niye? Benim alem senin gibi. Senin gibi zengin aile değildin. Benim alem gariban çocuğuydun. Daha da çoban çocuğuydun. Senin gibi zengin çocuğu bölmedi benim alem. Gelmezse gelmesin. Niye geleceğin de? Hayırdır? Beni tanıdın mı Rukiye? Benim alerjim varsa bir şey alerjim Rukiye, varsa. Rukiye sen beni tanıdın mı? Ben seni tanımıyorum ama bir yalakalık yaptığın bir yer var burada. Söyle, isminizi söyler misiniz hanımefendi artık? Evet, yani, ben söyleyeyim. Zeynep. Ben saklamıyorum. Saklım gizli. Karadeniz kızıyım. Karadeniz kızıyım diyor. Ben saklamıyorum. Bak yürekli söylüyorum. Ben sana Zeynep ne? Aydın. Bak yine söylüyorum. Daha önce hani tutulmuştu Rukiye. Hani başkası ya, tarafından tamam tutulmuş. Hatırladın işte. Ya bu tuttu. Nereden tanıyacak o onu? Devletin eli var, değil mi? Şimdi jandarmaya biz vereceğiz. Sayın savcıya vereceğiz. Kim yatıyordu? Senin kocanı tanıyorum dedi Emine. Nurul Emine'yi tanıyor musun? Zeynep Hanım. Ben bilmem. Kimseyi bilmem. Bir dakika ben. Bir saniye. Sakin olun. Bak sen o sırada sevgilisin diyorsun. Sen cezaevine girmeden önce siz birlikteymişsiniz. Öyle diyorsun. Bir yıl sonra. Zaten bizi bir yıl sonra aldılar içeri. Nidem Hanım bir yıl sonra aldı beni zaten devletin. Kim o? Köydeki sevgili kimdi? Çatak köyünden biri sevgilim Hayır, varmış. Hayır. Çatak köyünü kastetmemişsin. Bu kadın bir yerden artık çalıştığı yerden mi? Ben Çatak köyünde kimseyi tanımıyorum. Zeynep Hanım çok itiraz etmişsin zaten içeride. Zeynep Hanım inanılmaz önemli. Bir şey mi soracağım Mercan? Zeynep'e bir şey mi soracaksın? Hatta mı? Zeynep Hanım attı mısın? Evet hattayım. Tamam, evet bir dakika evet sor Mercan. Ben size kendi adıma ve ölmüş babam adına çok teşekkür ediyorum. Yani orada sizinle başka kim varsa ne olursunuz bakın orada yaşanan bak uykuda söylenen şeyler yalan şeyler değildir. Yani gerçekten çok teşekkür ediyorum. Oradaki arkadaşlarınız da duyuyorsa izliyorsa onlardan da rica ediyorum ya, ne olursunuz bu bildiklerinizi savcıya da söyleyin ne olur. Bu kadınla benim dosyam var. Daha önce bu kadınla benim dövüştüm. Cansu da bağlansın. Fatma da bağlansın. Dövüştük bu kadın bunun alerjisini çıkarmıyor. Okuyorsun yani bir işlere bir şeyden kavga yaptık kavgalıydık. Bu kadın kavgalı. Niye
neden kavga ettiniz? Artık bilmiyorum o zaman da. Kalksız yere yattığım için herkese uyuyordum. Herkese kavga mı ediyordun? Herkesle geçinemiyordum. Birisi hatta dedim ki kocamı demişsin. Öldürdün geldin dedim. Ben de dedim çocuk ki ben kocamı şey öldürdürken sıra mı bekliyordun dedim. Bir tane kapattım bile. Çocuğu da konuşturmak istemedi. Bir dakika. Ne dedin Nur? Çocuk bir şey konuşur diye çocuğuyla konuşturmak istemedi hiç kimse. Hayır ben çocuğum da çağırsa ben çocuğumla konuşturmak istemedim. Belki bir sebepler var. Niye konuşturmayacağım? Evet çocuğum? Çocuğuyla konuşturmak istemediğin sebep de o zaten. Ben çocuğuma zaten önce yumayak oldu avratlar yumayak oldu. En sonunda da bir dilekçe doldurdular. Haberimi o kadar verdirdiler. Vermişler ya. Bu arada sonradan karşılıklı bir şikayetlerini çekmişler. Davada düşmüş bu arada. Bir karşılıklı davanız olmuş. Sonra şikayetleri geri çekmişsin, dava düşmüş. Şimdi Zeynep Hanım orada şöyle bir cümle daha kullanmış. Yaşlı bir adamla evlenmeye mecbur kaldım demiş. Doğru mu? Evet, evet doğrudur. Ne dedi doğrudur. Tam o cümleyi tam söyler misiniz? Beni dedi yaşlılar dedi. Ben dedi yaşlı adamına evlenmek zorunda kaldım dedi. Niye acaba evlenmek zorunda kaldın? Hasta dedim, sarı hasta dedim. Sarı hasta, bayılıyordum işte. Anladım da bir devamlı... Sarı hastasıydım. Orasını bilmiyorum. Kriz geçiriyor yani böyle... mudun diye onu da sorsana. Madem her şeye meraklısın, kriz geçiriyor mudun içerilerde diye bir de onu sorsana. Kriz geçirdiğini söylüyor. Evet, kriz geçiriyordu, bağırıyordu, çağırıyordu. Millete delilik numarası yapıyordu. Kendini akıl hastanesine gönderdi. Araştırabilirsiniz. Deli rapor almaya çalışmışsın. Yok. Evet. Çok akıllısın dedi, ama. Ben burada deli raporun anca oluydum. Hanımefendi ne dedin anlamadım. Bir dinleyelim bir daha Zeynep Hanım. Bir daha söyler mi? Sesler üst üste bindi çünkü. Söyle canım. Ben senden önce çıkacağım demişti bana. Benim 4 ay cezam var ya. Ben senden önce çıkar. Sürgüne gitti ben oradayken. Yani çok karışık şeyler. Kadının bir dediği bir dediğini tutmuyor. He öyle. Hakaretler, öyle. Küfürler. Onda Sevay'da sen neydin o bayanın adı? Kadını sen dışladın, sen yolladın ama biliyor musun? Kur'an okuyup da okuyan kadın benimle beraber oldu diye kadınla beraber oldunuz. Kadını kovdurdun. Bunun da farkında. Saygılı oradaki insanlara saygılı. Zeynep Hanım muhatap olmayın ve sorularımıza yanıt verin sadece. Orhan Bey size bir soru soracak. Buyurun Zeynep Hanım Orhan biraz Bey. Önce dediniz ki ben yaralamadan gittim işte 6 ay yattım. Evet. Adam öldürmekten nasıl 11 ay yatıp çıktı dediniz. Nereden biliyorsunuz bunu öldürdüm falan diye bir şey söyledi mi size? Tabii ki yani bu öldürdüm demedi yalnız. Onu ben ona nasıl söyledi tam olarak? Onu söylemedi. Ay sadece sayıklarken ölmezdin. Görmeseydin ölmezdin. Bir de silahı söyledi yalnız. Benden başkası bilemez. Bir Allah biliyor, bir ben biliyorum. Silahı birebir kendisi söylüyor. Çok önemli burası. Tamam. Yalan söylüyor. Yalan. Peki bu silah hep, meselesini bu de... Bu kelimeyi söyledi. Bak 3 çocuğum var. 3 çocuğum. Birisi, benim çocuğumun birisi memur. İkincisi de memur olmak üzere. Yalan konu. Şu silahın yerini bir ben bir Allah biliyorum uyanıktı ve kendisindeydi öyle mi? Evet. Biz dertleşiyorduk. Önce ben ilk girmiştim ya ben 12 gün yatacaktım. 13 gün falan yatacaktım. Oradan benim bir dosyam daha geldi. Evet. Benim çıkmama 2 gün kala. Direkt yani mesaj çıkacaktım biliyorsunuz. Dosyam geldikten sonra bu durdu. Peki silahın yerini nerede olduğunu söyledi mi? Hayır ben bilmem köyleri bilmem. Ne yattınız beraber? Silifke. Silifke cezaevinde yattınız. Ucuyla tehdit mi? Olacak. Ben Allah'a inancım var olacak. Hayır. Eğer bu kadın iftiralar. Ne an iftira değilse. Ya ben Allah'a güvencim sonsuz. Orada yaratanla 3 kişinin ağacın ben orduydum. Ben kocamı ne diye öldüreceğim sonra silah burada oludun. Tarla doludun, ev doludun. Az önce ağzından yine bir cümle kaçırdın. Onu yine ekranlara getireceğim ama bilmiyorum Rukiye gerçekten. Hayır ben kocamı öldürmedim. Ben burada kocamın katilini arıyorum. Eğer beni bu kadar olmasaydın bırak benim peşimi. Bir dakika görmeseydin ölmezdi. Bunu sürekli sayıklar mıydı bir kez mi duydunuz hanımefendi? Hayır bunu sürekli. Yalan söylüyorum. Murat buldu. Bu avladım Murat buldu. Abla duydu. Yani o boğuştaki insanların çoğu duydu bunu.
Kim duydu? Koğuştaki herkes Nuriye bunu... abla diye bir kadın vardı. O da yatıyordu. O kadın zaten cinayetten yakalanıyordu. Kadının derdi... Kadına yalan biraz ne mi cezaevine kudursun? Ya yalan... İşte bak nereden yalan konuştuğum belli. Yani o cinayet... Konuşuyorsun daha hala. Bana cenaze şeyden dedi, katillikten dedi. Demek ki benim ağzımı yoklamışmış. Ben öyle birisi olmayacak. Ben inandım öyle insanlara. Ben evet. Öyle birisi değilim. Sen beni... Eğer ki ben yalan söylesem ben bulayım kızım. Dünya yüzünden veren Allah'ın adına yemin eder misin? Ederim. O zaman... Yemin ederim. Kurban oldum Allah'ım. Maaşını sana bekliyorum. Duyarım karabellerini. Zeynep Hanım. Yani şu anda ben sizin sözlerinizden şunu anlıyorum. Yılmaz Hoca görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için, yani sizin sözlerinizden iddianızdan evet, şunu evet, anlıyorum. Görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için o yüzden hayatına son verildi diye düşünüyorsunuz. Aynen öyle. Dertleşir misiniz? Ne anlatırdı yani sizce? Bizim düşüncemiz de o yani. Çünkü herkes bunu düşünüyor. Yani ben de onu düşünüyorum. Komşularım da onu düşünüyor. Şu anda diyor ki sen diyor, bunu duydun. Dünya aramıyor dünyayını diyor. Ha. Evet dedim. Yani ben ara dedi. Söyledi. Vicdan olarak sen rahatsız olmuyor musun dedi. Ben önce aramayacaktım. Beni komşularım sıkıştırdı. Çok da iyi yapmışlar çok yani. İyi yapmışlar. Allah çok razı yapmışsın. Olsun. Komşularından çok razı olsun. Üzerine bir yola çıkma ne kadar Allah'ın adı eyleti. Allah biliyorsun gökyüzünü. Konuşma. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Ya Durasan bir sus sen be. Bir dakika. Durasan. Bunun önce... birinin dostu ya Murat'ın dostu ya. Bu kadın delilleri uzaklaştırma. Hanımefendi, hanımefendi sizin biriyle sevgili oldunuz ya Murat da sevgilisiniz iddiasına göre ya da Durasan'la ikisiyle aynı anda olamaz zaten. Birinin birinden birisi dostu tamam. Bunun. Tamam.